giren için nasıl çareler üretebiliriz? Evet. Neler söyleyebiliriz hocam? Hava değişimiyle beraber ortam değiştiği zaman kişinin birdenbire havaların soğuması, ısınması, evet, hava değişimi, ilaç kullanıyorsa veyahut da başka başka alışkanlıkları varsa, aşırı kimyasal ilaçlar, abur cubur yeme, yanlış beslenme, bunları tetikliyor. Hı hı. Fakat migrenin asıl tetikleyen ana faktör, beyin aynı bilgisayar gibi milyonlarca saniyede bilgisayar nasıl mail atar, insanlar ayarlar programı, hı hı, saniyede milyonlarca mail atan sistemler var, e-mail atan. İnsan beyni de saniyede paket postadan mail atar gibi, bilgisayar gibi, beyin de milyarlarca nörotransmitter gönderir. Haberci, postacı gibi. Bu her insanın beyninde 80 ila 100 milyar nöron, sinir hücresi var. Hı hı. Sinir hücreleri bir sinirden diğer sinire, sinir hücresine bu haberleri taşır. Nedir haber? Bu hormonlar, hormon içeren nörotransmitterler, şu hareketi yap, bunu konuş, şöyle davran, böyle davran, işte midedeki asidi artır, şunu yap, bunu yap gibi çeşit çeşit komutlar. Saniyede milyarlarca beyinden komut, emir akar. Hı hı. Sinir uçlarında bir sinirlerin birbirlerine yapışık değildir sinir hücreleri. Aralarında çok az bir açık, mikron milimetre oranında çok çok az bir açıklık var. Sinapslar arasındaki bu açıklık, eğer ki burada bir alışverişte, haber alışverişinde anormallik olursa problemler doğar. Bir de çok yoğun bu haber akışı, kan dolaşım yetersizliği, beynin beslenememesi, buradaki iltihaplanma vesaire birçok problem bunu tetikleyebilir. Hı-hı. O zaman ne olur? Kişide migren, baş ağrısı gibi çeşit çeşit rahatsızlıklar başlar. İşte kimin de batıyormuş gibi, kimin de deliyormuş gibi, kimin de yırtılıyormuş gibi. Evet. Bazılarında böyle arada sırada dalga dalga gelen zonklamalar şeklinde çeşit çeşit migren rahatsızlıkları var. Fakat ben hayatımda ilk defa, yani migren baş ağrısı hepimiz biliriz. İşte birisi baş ağrıdığı zaman, migren olduğu tuttuğu zaman bir ağrı kesici verdir ama görünüşte baş ağrıyordur ama öyle çok büyük problem yaşamaz insanlar. Hı hı. O ondan, bu bundan, şu şunda, cebinde ağrı kesici olur birçok insanda. İş yerlerinde baş ağrıyan hemen bir şeyler alır vesaire. Fakat ben bir Frankfurt'ta yeğenimi ziyarete gitmiştim. Biraz sonra kayınvalidesi geldi. Kadıncağınız bakmadan, hiç kimseye bakmadan gitti televizyonun yanına oturdu, bağdaş kurdu. Böyle robot gibi, yoga yapıyormuş gibi. Kadın bakıyor ama görmüyor. Dinliyor ama anlamıyor gibi, bir başka alemde gibi. Dedim ki, bana yani şuuru kapanmış gibi resmen, evet, değil mi? Oturdu, çıt yok. Dedim, hı-hı, ki bana bir kastı mı var, benim istemiyor. İstemiyorsa gideyim dedim, yani rahatsız mı ettim? Amca, yok, seninle ilgili değil dedi. Nedir? Migreni tuttu. Allah Allah, böyle migren mi olur dedim ya. Yani dünyayla irtibatı koptu. Oturdu kaldı. Hı-hı. Yoga yapıyor gibi. Yani o gürültülü ortamda onu hiç rahatsız etmiyor. İki saat böyle, iki saat sonra, yani kurulu saat gibi tık, hemen başlıyor çalışmaya. İki saat geçtikten sonra kadıncağız başladı. Ağrı geçince yani. O nöbeti geçince. Hı hı. Ha, hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz dedi. Normala döndü. Allah Allah, bu ne biçim iş dedim. Dedi ki, yıllardır böyle. 35 yıldır hasta. İlaç kullana. Tansiyon, şeker, kolesterol, bronşit, astım, bir sürü hastalık ortaya çıkmış. Aşırı ilaç kullanmaktan da, hormon anormalitesi, kilolanmış vesaire vesaire. Kadıncağız bir hastalığı var, çıkmış 15-20 hastalık, çeşit çeşit ilaçlar kullanıyor. Dedi ki yeğenim, amca, yok mu bir çaresi? Bu kadıncağız böyle oldu, hayatı kaydı. Allah korusun, o anda mesela bir şey olsa, migreni geldiğinde hiçbir şey yapamazsın ona. En basiti, bir deprem olduğun zaman evden bile kaçamaz. Tabii tabii, kaldığına göre. Deprem olduğu zaman veya çocuklarına veya torunlarına bir şey olsa, her türlü bir şey olabilir tabii ki. Hiçbir şey yapamazsın. 3-4 kişi onu taşıyacak. Taşıyabildiyse, yoksa yok. Problem değil dedik. Şimdi migreni tetikleyen faktörler bağırsaklardan kaynaklanabilir. Hı hı. Mideden kaynaklanabilir.
beyinde kan akışı anormalliklerinden dolayı beyindeki hücreler beslenemiyorsa bundan kaynaklanabilir. Serotonin hormonunun düşmesinden beynin yeterli ve kaliteli serotonin salgılayamamasından kaynaklanabilir. Evet. Sebepleri farklı farklı olabilir. Eğer ki bağırsaklarında problem varsa aloe vera ile bağırsaktaki mantarlar yok edilir, düzelir. Eğer midesinde gastrit ülserden kaynaklanıyorsa, gastrit ülseri varsa mide yeterince intrinsik faktör salgılayamaz. Salgılayamazsa ne olur? İntrinsik faktörü azaldıkça bağırsakların fonksiyonu azalır. Vitamin, mineral, enzim absorbe edemez. B6 vitamini, B12 vitamini, B9 vitaminine folik asit de denir. B9 vitamini nedir bu vitaminlerine? B vitaminlerine sinir vitamini de denir, beyin vitamini de denir. Nedir? Neden? İçin ne? Bunlar sinirleri besleyen hücreler, sinir hücreleri, sinir vitaminleri. B6, B12, B9, B1, B2, B3 bu vitaminler sinir vitaminleri de denir veya beyin vitamini, beynin fonksiyonlarını artırır. Beyin için, sinir için çok önemli vitaminler, besleyici. Nereden geliyor bu vitamin? Bağırsaklardan geliyor. Bağırsakta problem varsa düşer bir. Karaciğer yağlanmışsa ve bağırsaktan toksik madde geliyorsa, karaciğer bu bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtmak için ne kullanacak? B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit. Yine azalır. İki, böylece B vitaminlerinin azalması migreni tetikler. Yani sebebini bilmek gerek. Neden, niçin kaynaklanıyor? Aslında migren tek başına oluşmaz. Değil mi hocam? Hayır, o bir simptom. Tetikleyen bir faktör. Toplamının ortaya onu çıkan tetikleyen yıkırı. Bağırsaklar, bağırsaklardaki problemi tetikleyen karaciğer tetikler. Karaciğer problem olduğu zaman damarlarda yağlanma, daralma ve toksik madde arınamadığı zaman beyinde serotonin hormonu azalır. Çünkü vitamin de azalır. B6 vitamini, B12 vitamini vesaire. Evet. Her türlü migren tedavi edilebilir. Sebebini bilebilirsek kolay. Mesela sarı kantaron ne işe yarar? Bu sarı kantaronun birleşimindeki flavonoidlerin alt türevi hiperforin, hiperisin gibi etken maddeler %2, %3 oranında. Ne yapıyor? Kullandığı zaman bunun amaç mesela şöyle işte çiçeğini veya yaprağını kaynatarak içerseniz etkisi çok az olur. Çünkü etken madde burada yaprağında veya çiçeğindeki etken madde %2, %3'tür. Siz her zaman söylüyorsunuz bitkiyle damıtılması. Tedavi olmak çok çok zaman alır. Oysa destilasyon veya ekstraksiyonla damıtılarak elde edilen özünden damladıracağı yapılır ve bunu kullanırsa kişi ne olur? Çok kısa sürede çok daha çabuk tedavi. Bu serotonin hormonunu doğal olarak artırır. Doğal. Ha, serotonin hormonu gidip eczaneden de alabilirsiniz. Kimyasal var. Bu ne yapar? Bütün dengeleri bozar. Sentetik olduğu için. Başka başka hastalıkları tetikler. Daha büyük problemleri tetikler. Sentetik tehlikeli. Fakat bu ne yapıyor? Sarı kantaron dolaylı olarak artırıyor serotonini. Kişiyi mutlu, huzurlu, neşeli yapar. Gerilim atar. Sarı kantaron çok çok önemli. Artı bazı migren türlerinde hemen migren başlar başlamaz. Burada gördüğünüz nane. Nanenin de birçok türü var. Biberi nane dediğimiz tıbbi nane. Tıbbi nane, okaloptus yağı, nane yağı, okaloptus yağı, lavanta yağı ve oğulotu ekstraktından oluşan çok özel bir formül geliştirdik biz. Bu formülün bir benzerini Münih Üniversitesi migren hastalıkları üzerine denemiş. Ve klinik araştırmaların etkisi ispat edilmiş. Bu eterik yağlarından oluşan bir melisa ruhu değil bir ruh geliştirdik biz. Şöyle şakaklara bir iki damla damlattığınızda migreni şak diye keser.